Selamlar, Empirecraft Krallıkların yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir adet yel değirmeninin önündeyim. Yakup yaptı bunu Twitch'te canlı yayında. Gerçekten güzel oldu. Konsepte de çok uyuyor. Ben de az önce hızlandırmada görmüş olduğunuz gibi şuraya bir tarla daha yaptım. Artık yavaştan buraya son bir bina yapıp buradan ayrılmak istiyorum. Arkadaşlar burada yapmaya devam edecekler. Bu köyün ilerlemesini seyretmek için arkadaşlarım videolarını da takip edebilirsiniz. Onların da YouTube linkleri açıklama kısmında var ve kendi YouTube'larından Twitch kanallarının linklerini de şey yapabilirsiniz. Şimdi en son Mahmut buraya iki tane ev yapacağım abi dedi. Zeynep buraya bir şey yapmayı düşünüyor. Böyle hayvan bakan kasap tarzı bir şey veya hayvan çiftçisi. Ben de buraya bir ambar yapmak istiyorum. Şimdi aklımdan geçen aşağı yukarı ebatlarını düşündüm. Belki değiştirebilirim bilmiyorum. Şöyle diyeyim. Bir tane kütükle başladım. Araya 5 boşluk koydum. Bir kütük daha. Burada 3 boşluk. Çapraz geldim. 3, 5, 3. Yüksekliğinde 6 diye düşündüm. Yani buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilmiyorum, belki indirebilirim. Belki daha da yükseltebiliriz. Daha sonra arkaya 9 gittim diye hatırlıyorum veya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitmişim. Böyle yine aynı öndeki kütüklerin sırasına koydum. Ve buradaki mesafede 2 mi kaldı? İki de böyle kalmış. Bakalım nereye gidecek, nasıl olacak? İlk önce sütunları yükseltmek istiyorum. Şimdi düşüneceğim. Buraya bir ambar. Buraya da daha yüksek bir silo. Ne bileyim, böyle kurgu dağların konduğu bir şey tarzı. İkisinin yüksekliği aynı olur mu? Onu da bilmiyorum. Üzerindeki malzeme yetecek mi? Onu da bilmiyorum. Ama başlayalım. Şimdi. Ha, andezit almadım. Hemen şuradan bir andezit alalım ilk önce. Evet, andezitleri alıp geldim. İlk önce etrafını bir kapatacağım. Daha sonra cam, pencere tarzı şeylere bakarız. Burayı da normal dönelim. Şuraları bir çıkartayım ama 2, 3, 4 diyelim buraları şimdilik. 2, 3, 4. Ve bizim meşhur yağmurlar başladı. Bu sit de aşırı derecede yağmur yağıyor. Geceleri uyuduğumuz halde. Nedendir bilemedim. 2, 3, 4 demiştik. 4. Tamam. Şimdi şuradaki ev gibi yapmak istiyorum. İlk 2 veya 3 sırayı andezitle döneceğim. Daha sonradan kırık taşa geçiş yapacağız. Yine biraz değişiklik olsun. Şöyle yapsak tamam. Kırık taşımızı da alalım. Ta üstte aslında diorit kullanabilirim. Şöyle yapsak. Ama çok mu ısırtır onu şey yapamadım. Çünkü burada pek bir yerde diorit kullanmadık. Yani tek beyazlık şurada yel değirmenin yelpazesi mi artık, kanatları mı diyelim. Şunu böyle yapsak, burayı böyle. Tamam. Aslında ben burada ilk bölüm buranın ilk başlangıcında dediğim gibi terakota falan da kullanmak istiyordum. Yalnız hala mesayı bulamadık. Bugün bu binayı yaptıktan sonra tekrardan aramaya çıkacağım. Ve eğer bugün 2-3 saat boyunca arayıp da bulamazsam artık yapacak bir şey yok. Seed'e bakacağım. Yoksa biraz abartı olmaya başlayacak. Ha, Zeynep uyudu. Bu arada Zeynep de yayına girecekti. Herhalde girdi. Tamam. Bu da güzel. Burası aslında kapalı kalacak. Burayı tekstürlememe gerek yok. Düz çıkalım. Şöyle yapalım. Tamam. Bir de burayı da yapalım. En azından bir bakalım nereye doğru gidiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6'dan sonra burayı böyle dönsem.
Burayı da şöyle yapsak. 3. Bir tur daha yükseltsem. Şurası çok mu sırıtacak, ona bakmak istiyorum. Yo, o kadar da fena değil. Tamam. Altını bir tur kırık taş geçelim. Şuradaki ev gibi. Kalanını meşale kapatmak istiyorum. Şuraya belki havalandırma tarzı çit koyarım önüne. Tamam. Şuradan bir kapı girişi ya da buradan. Taş kesici. Merdivan yapalım biraz. Fena olmadı. Ama camı kapatıyor. İyi, o tekli merdiven yapsam sorun olmayacaktır. Ama burayı kapatmak bu sefer sorun. Ters merdiven, düz merdiven. Tamam. Bunu öyleyse ikinci kata çıkışı öteki taraftan verelim. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Tamam. Arkadaşlar, ben aynı ebatlarda şu arkaları falan bir kapatayım. İlk kata bir bakalım. İçimize sinerse oradan devam edelim. Az sonra görüşürüz. Evet, şu anda alt tarafı tamamen bitirdim. Pencerelerini falan açtım. Şimdi buradan bir giriş var. Bir giriş de buradan olsun mu diye düşünüyorum. Ama sonra bu bina bittiğinde bir daha bakarız. Tamam. Sadece şu yukarıdakileri soymam lazım. Oraya ulaşamadım. Orayı da şimdi soyarız. Şimdi buradan ilk önce çatıyı, en azından çatının yüksekliğini ayarlayıp ona göre yan taraftaki binanın yüksekliğini ayarlamak istiyorum. O yüzden şuradan bir iskeleyle çıkalım hemen. Bakalım fazla bombeli mi olacak yoksa olmayacak mı? Aynı şekilde şurada yaptığımız çatıların aynısını yapmaya çalışacağım. Ama belki burada gittiğim mesafeyi biraz daha şey yapabilirim. Şimdi orada normal bir defa yukarı çıkıp duruyorduk. Ya bu arada gelmişken hemen şuraları bir soyalım. Hop, düştük. Şöyle tam blok tekrar tekrar. Şimdi aradaki mesafe. Deneyelim bakalım. Şöyle. Normal. Şöyle çapraz gideyim. Daha sonra onları düzeltirim. Benim için önemli olan şu anda nasıl bir form alacağım. Şimdi aşağı inip bir bakalım. Fena değil. Bir de bir tur yukarı çıkıp öyle deneyelim. Aslında fikrim şuradan bir vinç yardımıyla, yani şu balyaları sanki üst kata taşıyorlarmış tarzı bir şey yapmaktı. Ve bu mesafe biraz kısa geldi gözüme. O yüzden şurayı tekrardan hemen bir kıralım. Buraya kadar. Hemen karşı tarafa da bir kıralım. Şu ve bunlar.
Şimdi öyle yaptıysak burayı tekrardan tam blok böyle ve böyle. Bir de karşı tarafı yapalım. Tam blok, merdiven ve ters. Şimdi böyle çıkalım. Şekilde. Hop, yanlış oldu. Saman balyasına düşünce ölmüyorduk herhalde. Tamam. Test etmiş olduk. Yatağım da burada. Gece oluyor. İstediğim şey buydu. Daha yüksek oldu. Ve şuradaki şu ovalliği de buraya verebilmiş olduk. Oldu arkadaşlar, ben hemen bir uyuyup geri geleyim. Ondan sonra yan taraftaki binadan devam edelim. Evet, tekrardan kalktık geldik. Şimdi şu yan taraftaki binalarda yapmadım ama orada biraz pişman oldum. Şu en üstteki şeridi de koyu meşe geçebilirdim aslında. Biraz elimdeki koyu meşe yetecek mi? Olmasa ben biraz daha koyu meşe basamak yapayım. Şimdi bu kadar yeter. Envanterimi de fazla doldurmak istemiyorum. Buradan karşıya kadar bir gidelim. Bu saman balyalarını da biraz arkaya almam lazım. Çünkü buraya eğer o dediğim dışarı doğru vinç sistemini yaparsak biraz yakında kalacak. Şöyle hop. Bunu da karşıya kadar götürmemin nedeni bunun yüksekliğini bilmek istiyorum. Yine yan taraftaki binayı ona göre ayarlayabileyim. Yan taraftaki bina da böyle olacak. Şimdi aşağıdan bir bakalım. Ha, burada bir merdiven yaptım ama bilmiyorum, şu taş duvarlar pek hoşuma gitmedi. Çünkü tam bloğun içine geliyor ya. Burayı tuzak kapılarıyla da çevirebilirim aslında. Şu anda yok üzerimde. Yani iki çıkış olur. Buradan tuzak kapılarıyla sanki tutulacak yer, parmaklık olmuş olur. Pek içime sinmedi işin doğrusu. Şöyle bir bakalım. Ha, bu arada Mahmut canlı yayından sonra, dünkü canlı yayından sonra buraya güzel bir at arabası yaptı. Tamam, şimdi yükseklik o. Öyleyse burayı 4 çıktığımıza göre ikinci katı 7 çıksam. Saçma olur mu? Gel bakalım. Buradan itibaren 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve buradan merdiveni başlatsak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve çatımızı buradan başlasak şöyle ters. Şu şekilde böyle. En tepe noktası burası olacak. Hadi. Şu şekilde. Ha, doğru ya. Tamam, doğru. Hemen in bakalım. Şuradan yukarı çıkmak istiyorum. Bunun hizası onunla bir geliyor ama olsun. Kesişmeleri daha çok işime gelir. Şimdi içimden gelen bunun ikinci katını yün kaplamak. İleride terakota bulursak veya dioritle birlikte. Öyle bir bakacağım. Çünkü buradan ilerisini hızlandırma olarak çekmek istiyorum. Normal burada çatıyı tamamlayacağım. Ve şu yüksekliği arkaya kadar kopyalayacağım. Şurayı değiştirmek istiyorum. O tuzak kapılarıyla. Ve vinçlerin yapımına geldiğimizde tekrardan videoya girmiş olurum. Oldu. Az sonra görüşmek üzere. Thank you.
Tekrardan hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi çatıları hallettik. Bağlantı da çok güzel oldu bence. Buradaki samanları kaldırdım. İki tane bileme taşı yaptım. Zincir yapmayı unuttum. Sorun değil, hemen onu da hallederiz. Demir vardı diye biliyorum. Hatta şurada ısıttım. Evet, tamam. Şuradan yukarı çıkalım. İleri gitsek. Şuradan Ladin kütüğüyle burayı kapatsak. Şurayı böyle kapatabiliyormuş, tamam. Şimdi böyle oldu da bunu köşeye kadar götürmek daha mantıklı olacak. Şöyle aşağıdan bir bakmam lazım. Yok, orayı köşeye kadar götürürsem bir şey açıkta kalır. Olmadı. Öyleyse buraya bir çerçeve yapacağız. Yani şu bloğu kaldırırsam çatıda bu ladin gözükecek. O yüzden onu istemediğimiz için şu kenarları bir alalım şöyle. O ters oldu, onu düzeltelim hemen. Şu şekilde hemen bunu bir soyalım. Şöyle iki dışarı çıksak, hatta üç çıkalım. Üzerimde yine maşallah. Mis gibi. Tamam, bunu buraya koyarsak bir tane. Nereye koyduk? Ah, bileme taşı. Şuradan sadece şu zincirleri yapalım. Şimdi şurada biraz üstümü toparlayayım. Basamaklara gerek yok herhalde artık. Bileme taşı üzerimde durabilir. Size de gerek yok. Buradan bunu geri alalım. Nerede? Ha. Burada. Altı tane yetecektir. Bir tur daha aşağı, tamam. Şimdi bunu sadece bir tane heybeye bağlasak, yukarı sadece balya taşıyor, yani saman balyası tarzında. Ve saman balyalarını buraya koysak. Onu nasıl yapmıştım? Şöyle 3-3-3-3-3. Saman balyalarının da tohumları kullandığımız için balyalar da boşa gitmesin diye şey yapmıştım. Tamam. Şimdi böyle olsun. Bunu aslında böyle kubbe şeklinde yapmak istiyordum. Ama böyle de durabilir. Şuradaki at arabasından belki bir iki tane buraya getirilebilir. Sanki tarladan hasat edilmiş mahsuller buraya getiriliyor. Ve yukarı konuluyor diye. Ha, yukarıda aslında aklıma bir şey daha geldi. Hemen onu da bir yapalım. Ladin. Yok, böyle değil. Ters. Yeterince çubuğum yok. İki tane ile istediğim formu verebileceğim, bakayım. Sanki onunla da geri çekiliyormuş gibi. Tamam. Onu bir tur daha arkaya getirebilirim. Normal çatıyı buraya koyduğumuz zaman yukarı
Samanlar falan koyduğumuzda yukarısı samanlık olabilir. Aşağıya pek bir şey düşünmüyorum aslında. Hop. Burası neden karanlık oldu? Ha şurada. Tamam. Allah'tan Creeper değildi. Oturur ağlardım. Giderken yanıyoruz. Yapma be. Ha ölmedik. Yok spawn point'um da burada değil. Sürekli yatağa kırıyorum. Şöyle şurada dursun. Bu nerede doğdu? Onu merak ettim. Şurada doğmuş olması lazım. Veya şu tahtanın üzerinde. Ne olur ne olmaz. Şuraya bir ışıklandırma. Şuraya da bir ışıklandırma. Tamam. Ha. Alt kata pek bir şey düşünmüyorum ama belki yine buraya da saman balyası veya tahta falan konulabilir. Sanki tahtalarını falan burada saklıyorlar. Şuradan aşağıda bir iniş yapacağım. Ve bu köyün altına aslında biz farmlarımızı koymak istiyoruz. Nedir? Koyun farmı, karpuz kabak, şeker kamışı olabilir. O kadar büyük devasa yapılar olmayacağı için yerin altında durabilirler. Onun herhangi bir sorunu olmaz. Şimdi gelelim bir de buraya. Buraya da bir şeyler düşünelim. Şöyle yapsak. Şimdi şurayı soymayı unuttuk. İki desek. Tekrardan bir düğme yapsak. Düğmeyi böyle koyalım. Sen gel. Şöyle. Tamam. Bu zinciri uzatabiliriz. Hatta orayı da bir çıkartabiliriz. Burada buranın ikinci katına bir kapı yapalım. Tamam. Burada da kışlık yiyeceklerini sakladıkları bir ambar düşünelim. O orta kata saklıyorlar. En üst kattan çekebiliyorlar. Tamam. Yani bu daha ağır yükler için, bu biraz daha hafif yükler için. Öyle düşünün. İşte kuru gıdalardır, şeylerdir. Buraya ara katlar falan yapılacak, kapılar falan ayarlanacak. Şurasını tamamen kapatmam lazım ama gerek duymadım. Fazla andezitim yoktu burada çünkü andezit kullanacağımızı tahmin etmiyordum. O yüzden 14 mi 15 tane mi vardı? Ama gerçekten hoşuma gitti. Çok da güzel oldu hele şuradan bakılınca. Yani bu renklerin geçişleri andezit, kırık taş, diyorit az önce andezit demişim kusura bakmayın. Daha sonra beyaz yün. Hatta şunu bir sıra daha yukarı çıkartıp daha sonra yün koyabilirim. Çok hoşuma gitti. Belki buralarda kullanmadım ama üst katları yine de değiştirebilirim ileride. Şimdilik bu kadar diyelim yoksa çok uzun bir video olacak yine. Ama yani ana hatlarıyla yaptığım binayı gösterdim. Dediğim gibi iç tasarımlarda o kadar iyi değilim. Zeynep gerçekten müthiş işler çıkartıyor. Son canlı yayınımda sağ olsun buraya geldi. Hatta canlı yayından sonra biraz daha devam etti. İşte buraya bir komodin yaptı. Buraya bir mutfak grubu yaptı. Gerçekten harika. Buraya bir L şeklinde şey. Üst kattaki yatağı çok beğendim ben bu arada. Şöyle. Burada da elbise dolabı. Üst kata bir şey yaptım onu bilmiyorum. Bir grup yine buraya yapmış. Oturma grubu. En üst kata da he, çalışma alanı. Tamam. Zırhlık. Tek kişilik bir yatak. Kimya standı. Gerçekten güzel olmuş. Tabi bu glowstone'lar pek uymamış buraya. Onları saklamamız lazım herhalde. Bakayım üstüne şey var mı? Ha yok koydum. Şöyle tuzak kaplarıyla bu saklanabilir. Çok da güzel olabilir. İyi ben burada yaşarım yani. Şuraları da kapatmamız lazım tabi halılarla falan herhalde. Çünkü yani şu kırık taş şurası beyaz pek olmuyor. Ama dediğim gibi yani iç dizaynlarda pek o kadar iyi değilim. O yüzden Zeynep'ten yardım alacağız sürekli. Şimdi buraya herhangi bir bacaya gerek yok. Bence bitti sayılır. İçine sadece malzemeler falan konacak ve aşağıya farm yapacağız. Ama dediğim gibi farmları falan göstermiyorum. Siz isterseniz benden 1000 kat daha iyi farm dizaynları yapanların videolarını seyredebilirsiniz. Oldu. Videoyu kapatmadan önce son kez yine duyurayım. Arkadaşlar bayramda size hediye vermek istiyoruz. Ve bir Minecraft Premium hesap hediye edeceğiz. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki açıklama kısmındaki Discord linkine tıklayıp Discord'umuza katılmak.
Ve çekiliş için çekiliş kanalına gidip orada bir emoji var. O emojiye tıklamak. Hepsi bu kadar basit. Şu anda 47-48 kişi vardı çekilişe katılan. Son 1,5 hafta kaldı. Bence bu fırsatı kaçırmayın derim. Oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.